Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem, bugün sizlerle Mount & Blade Warband serimizin 15. bölümüyle yine karşınızdayım dostlar. Keremli Devleti kurulduğu günden bu yana gerçekten büyük zaferlerle karşısına çıkan bütün lordları, sultanları, derebeyleri, paşaları her birini teker teker mağlup ederek ilerleyişini sürdürmekte dostlar. Şu ana kadar nereden baksanız hani kayıp bile yaşamadık. Yani kayıp bile yaşamadıktan kastım şu: kaybettiğimiz bir meydan muharebesi sayısı neredeyse yok. Hani şu ana kadar girdiğimiz bütün neredeyse meydan muharebeleri kazandık. Sadece bazı kale kuşatmalarında, özellikle Biga Kalesi'ni Karesioğulları Devleti'nden almaya çalışırken bazı ciddi kayıplar verdiğimizi bizler de tabii ki de Keremli Devleti olarak kabul etmek durumundayız. Zira Biga Kalesi tasarımı, yapısı nedeniyle gerçekten kuşatılması son derece zor bir kaleydi. Ama buna rağmen 3-4 kuşatmanın ardından Biga Kalesi'ni Keremli Devleti toprakları arasına katabildik. Hatırlayacaksınız, ilk olarak Karesioğulları Beyliği'nden Bagindi Kalesi'ni ele geçirdik. Çünkü Bagindi Kalesi hem tasarımı itibariyle kuşatılması kolay kalelerden bir tanesiydi, hem de Karesioğullarının en az orduyu yerleştirdiği, en az önem verdiği kalelerden bir tanesiydi. Biz de bunu kendimize fırsat bilerek Bagindi Kalesi'ni ele geçirip Keremli Devleti'ni ilan etmiş olduk dostlar. Zaten Bagindi Kalesi alındıktan ve Keremli Devleti kurulduktan hemen sonra fetihlerin, kuşatmaların ardı arkası kesilmedi. Lepseki Kalesi, Biga Kalesi gibi kaleler ele geçirildi ve ardından zamanında bizim Osmanlı için fethettiğimiz ama Osmanlı'nın doğru düzgün koruyamadığı Sakarya toprağı yeniden Karesioğullarına geçmişti. Fakat biz aldığımız emaneti geri bırakmadık Karesioğullarına. Sakarya'yı gittik, eskiden Osmanlı için fethetmiştik. Bu kez Keremli için Sakarya'yı tekrardan fethettik. Yani gerçekten devletimiz kurulduğu günden bu yana büyük başarılarla ve büyük zaferlerle ilerlemeye devam etti dostlar. Bundan sonra da bu zaferlerin devamının geleceğini ümit ediyorum. Ama özellikle son bölümlerden itibaren, yani ordumuzda falan, hani ordumuzda artık görüyorsunuz iyice büyüdü. 124 kişilik bir ordumuz var ki gerçekten son derece yüksek bir sayı. Dolayısıyla biz bu kadar güçlenince, ordumuz iyice büyüyünce oyun da artık birazcık kolaylaşmaya başladığı için biraz daha, nasıl desem, ya zevksiz diyemem ama çekişmenin azaldığı, rekabetin azaldığı bir hale gelmeye başladı seri biraz daha. Bu sebeple zorluğu değiştireceğim. Ben zorluğa şu ana kadar doğru düzgün hiç dikkat etmedim abi. Şu anda zorluk derecemiz bizim %24'teymiş. Ben bunu normal seviyesine çekeceğim. Yani zorluk derecesini %50 seviyesine kadar çekeceğim. %50 dediğimiz zorluk yani normal bir zorluk demek. %24 kolay, %50 normal, %75 zor, %100 çok zor gibi kategorilendirebiliriz. Biz bunu 50'ye çekeceğiz ve normal zorlukta olması gerektiği gibi oynayacağız. Şimdi oyuncunun aldığı zarar öncelikle 1/4 oranına indirilmiş, en kolayı. 1/2 kolay, biz bunu normal yapıyoruz. Dostların aldığı zarar da aynı şekilde normal yapıyoruz. Dövüş yapay zekası ortalama, strateji yapay zekası da aynı şekilde ortalama. Zorluk derecesi 79 oldu. Oha, o kadar beklemiyordum. Ne yaptık lan öyle? Tamam lan, biz böyle de oynarız. Sorun değil abi. Zorluk derecesi %79. Bu saatten sonra da başarılı olursak eğer kimse de şey diyemez abi. Oyun kolaydı işte, ondan başarılı oldu falan filan vesaire kimse diyemez. %80 zorluk derecesinde oynuyoruz. Bence gayet zor bir zorluk derecesi. Şimdi biliyorsunuz bizim Sakarya kalemizi maalesef bu Memlüklerin emirleri kuşatıp kuşatıp duruyorlar. Şimdi geçtiğimiz bölümde ben bir yorum gördüm. Abi Memlüklerle savaş gereksiz, bitir. Sorun şu ki bitiremiyorum. Yani ben adamlara barış antlaşması teklif ediyorum ama adamlar kabul etmiyorlar. Bak söylüyorum mesela, Memlük Sultanlığı ile barış yapmak istiyorum. Emir Lakem geliyor bana, diyor ki sizin efendiniz yok. Ya başlarım kardeşim, ben kendi devletimin efendisiyim zaten. Ben burada zaten kurmuşum koca devleti. 4 tane kalem, bilmem kaç tane köyüm var. Ben zaten kendi devletimin efendisiyim yani. Benim bir efendiye ihtiyacım yok, anlatabildim mi? Biz zaten kendi devletimizin efendisiyiz. Ama şimdi bizim Ahmet Emin'i diyar diyar geçsin, bizim namımızı yaysın diye biz gönderdik abicim. Şu anda grubumuzda değil artık Ahmet Emin bizim. O şu anda bizim namımızı yaymaya, bizim düşüncelerimizi bütün bu Anadolu diyarında, bütün o bereketli ilal diyarında yaymaya devam ediyor. Bu arada bayağı bir yükseltme varmış maşallah. 3 tane Bizans kıdemlisi, 1 tane talimli haçlı, 3 tane kayı alpi, 1 tane Bizans kahraman çavuşu, Osmanlı delisi, haçlı savaşçısı. Çok iyi abi, bayağı bir yükseltme yaptık gerçekten de. Şu anda bizim birliğimizin haftalık ücreti 4197 dukata çıktı, dinara çıktı. Gerçekten inanılmaz yükseldi. Şimdi abicim, dediğim gibi artık serinin bu noktasından itibaren zorluk derecesi %80'de. Yani gerçekten yüksek bir zorluk derecesinde oynuyoruz. Bakalım bu kez fazla mı kayıp vereceğiz? Ne olacak? Ne bitecek? Hep beraber görelim. Bir sabah olmasını bekleyelim. Çünkü ben sabah meydan muharebesini gerçekleştirmek istiyorum. Güzel, sabah oldu. Harika. Peki Sultan Kerem. Evet Emir Lakem. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım kardeşim. Ben bu Memlük emirlerinden bıktım. Tamam mı? Ben gerçekten bu adamlardan bıktım. Artık benim kalemi kuşatmayın. Şimdi seni de yeneceğim ve göndereceğim buradan. Söyle gittiğinde o Memlük topraklarındaki emirlerine bir daha benim kaleme ordu mordu göndermesinler. Geliyorlar, geliyorlar. Yenip gönderiyorum. Geliyorlar, yenip gönderiyorum. Size de zarar.
size zarar yani. Bizlik bir şey yok. Teslim ol ya da geber bakalım kardeşim. Evet, bizim yani Keremli Devleti'nin 124 kişilik ordusuna karşı Memlük Sultanı, daha doğrusu Memlük Emiri Lakem'in 119 kişilik ordusu söz konusu. Bakalım burada galip gelen taraf kim olacak dostlar? Ordularıma herhangi bir taktik vesaire vermiyorum. Zaten ordumun %80'i atlı. Yani koşsunlar vursunlar abi. Yapmaları gereken şey bu. Bakalım %80 zorlukta oyun ne kadar zormuş abi. Güzel. Tekte atı düşürdük. Harika. Atımız bayağı bir hasar aldı. Güzel. Bayağı iyi başladık abicim savaşa. 3 tane Memlük, hatta 4, hatta 5. Çok iyi. 5 tane Memlük askerini düşürerek başladık abicim harbe. Gayet güzel. Evet, sağlam bir hasar aldık bu arada. Evet, oyunun biraz daha şimdi zorluğu gerçekten de hissediliyor abi. Onu söyleyebilirim. Ama ben yine de çok başarılı olacağımızı düşünüyorum abi açıkçası. Evet, bir tane yaralı verdik maalesef. Olur abi, olur böyle şeyler. Olmayacak bir şey değil. Şurada deveyle kaçan bir eleman var. Bunu bizim yakalamamız lazım. Bak, bir tane de burada var. Bunları yakalayalım ama savaşın ana odağını çok terk etmeyelim mümkünse. Şunu bir yakalarsam, vurdum atına biraz. Biraz daha vurdum, harika. Şu deveyi de yakalayabilseydim iyiydi. Neyse, siz onu kovalayın. Bak, burada düşmanın şu anda yeni kuvvetleri, yeni birlikleri geldi. Benim bunları indirmem lazım. Yoksa bizim adamları, bunlar kalabalık oldukları için araya alabilirler. Evet, bir tane ölü verdik maalesef. Osmanlı delisi öldü bizden. Tamam, sorun değil, sorun değil. Çok güzel, çok güzel. Evet, hala fazla hasar almadık. Gayet güzel. İyi vuruyorlar bu arada. Biz hasar almıyoruz ama atımız çok ciddi hasar alıyor abi. Ve biz de ufak ufak kayıplar vermeye... Evet, atımız düştü. Atımız düştü. Biz de ufak ufak kayıplar vermeye devam ediyoruz diyecektim ki... Tam o sırada da zaten atımız düştü abi. Tamam, biz yayan olarak da savaşırız abicim. Sorun değil. Gelsinler bizim üzerimize, biz böyle de savaşırız. Hiç sorun değil. Gelsinler bakalım. %80 zorlukta oynuyoruz. Gayet iyiyiz. Evet dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani videonun bu dakikasından sonrasını maalesef ertesi gün çekiyorum abi. Dün gece ufak bir işim çıktı. Videoyu durdurmak zorunda kaldım. Sabaha kadar bilgisayarı açık bıraktım. Şimdi saat öğlen, saat 2.30 civarları ve videoya kaldığımız yerden devam ediyorum abi. Şimdi ne yapmıştık? En son bir savaştaydık yanlış hatırlamıyorsam. Aynen öyle abi. Ve bizim atımızı düşürdüler. Şu anda Emir Lakem ve birlikleriyle savaşmaya çalışıyoruz. Oyunun zorluk derecesi de %80'de olmasına rağmen sadece 2 adet yaralı, 2 tane de ölü verdik bu meydan muharebesinde. Yani gerçekten büyük bir dirayetle, büyük bir güçle, zorluk derecesi de yüksek olmasına rağmen, karşımızdaki devletin ordusunun ordu sayısı bizimkine çok yakın olmasına rağmen düşmanımızı adeta eze eze yeniyoruz. Emir Lakem'i yendikten sonra Sakarya üzerindeki kuşatma kalkacak ve biz de artık yönümüzü tamamen Çanakkale'ye dönebileceğiz dostlar. Çanakkale'nin fethi bizler için son derece önemli ama Çanakkale'nin fethi için iyice hazırlık yapacağım abi. Yani sadece elimdeki 120 kişilik ordunun yeterli geleceğini düşünmüyorum ben. Daha da büyük bir ordu toplayacağız ve bu orduyla gideceğiz Çanakkale'ye. Gördüğünüz üzere şu anda Emir Lakem ve ordusunu mağlup etmeyi başardık. Bu mağlubiyetin ardından artık Memlük Sultanlığı topraklarından benim kalelerime kuşatma adına bir emir gelir mi emin değilim. Gelmesini istemem açıkçası. Ama hala da eğer göndermeye devam ederlerse onları da yener, onları da göndeririz abi. Hiç sorun değil. Yani şu ana kadar kaç tane Memlük emirini yendiğimizi artık ben sayamadım. Bence Memlük kendisi de sayamıyordur artık. Bu arada Osmanlı Solağı diye yeni bir birim geldi abi. Bu bayağı yüksek bir birim. Yani 99 dinar haftalık maaş ne demek abi? Şu anda evet, grubumda en fazla maaş alan asker bu gördüğünüz Osmanlı Solağı askeri. Herhalde ki çok güçlü bir asker olacak ki gerçekten bu kadar yüksek bir maaş talep ediyor bizlerden. Şöyle birkaç tane eşya alalım yanımıza. Bunları da pazarda satarız. Gayet güzel. Bazı bozguna uğratılmış düşmanlar var ama onları biliyorsunuz yakalayamıyoruz zaten. Şu anda burada Macar Prensliğinden Lord Yurta ve Osmanlı'dan Akçabatlı Yavuz Paşa arasında bir harp dönüyor ama bizi ilgilendiren bir harp kesinlikle değil. Bu arada İznik Kalesi Macar Prensliği tarafından ele geçirilmiş. Allah Allah. Yani Macarlar ta buralardan, bak ta buralardan, pardon, bu Bulgar Prensliği, aynen, ta Budapeşte civarlarından gelip burada İznik'i ele geçirmişler abi. Yani Osmanlı'daki yönetim açığını işte en iyi ortaya seren durum bu olabilir abi. Hatırlayacaksınız, bizler tek başımıza Ürgüp Kalesi'ne yüzlerce orduya karşı savunmaya çalışırken Eskişehir'de Osmanlılar kendi aralarında festival düzenliyorlardı. Bu arada İnegöl Sancağı'nda Eretna Devleti ele geçirmiş aynı zamanda. Yani Osmanlı teker teker düşmeye devam ediyor. Normalde genişlemesi gereken, büyümesi gereken bir dönemde Osmanlı teker teker kalelerini ve sancaklarını kaybetmeye devam ediyor.
devam ediyor dostlar. Her neyse bakalım, biz şimdi kendi işimize odaklanalım. Bizim kendimize biraz daha ordu toplamamız gerekiyor. Şu Hizan köyüne gidelim. Bu arada geçtiğimiz bölümün yorumlarına baktığımda bir tane arkadaşımızın yorumuna denk geldim. Kendi köylerinden ordu toplayamamamın sebebi benim kendi köylerimdeki köylülerle ilişkilerimin kötü olması. Aynen öyle. Mesela gördüğünüz üzere Fejer köyü ile aramdaki ilişki -8 abi. Şimdi benim bu ilişkiyi düzeltmek için ne yapmam lazım? Bunları da bana yorumdan iletirseniz çok sevinirim abi. Ne yapacağımı bilirsem eğer daha kolay bir şekilde, daha hızlı bir şekilde yapabilirim yapacağım işlemleri. Her neyse, şimdi gidelim birazcık daha ordu toplamaya devam edelim. Örneğin şu Konak köyüne gidelim, bakalım oradan bize ekmek çıkacak mı, ordu çıkacak mı? Evet güzel, çıkmadı ya. Kesin çıkar diye bekliyordum ama maalesef Konak köyünden bize ordu çıkmadı. Mezgit köyünden de büyük ihtimalle çıkmayacak çünkü buralardan daha yeni ordu topladık. Aynen öyle. Yani şu anda maalesef Bizans topraklarından ordu toplayamıyoruz. O halde biz de Osmanlı topraklarına, Osmanlı köylerine doğru gidelim ve oralardan kendimize ordular toplamaya çalışalım. Hasan köyünü de zaten birkaç yüz kez yağmaladığımız için muhtemelen oradan da bize ordu çıkmayacaktır. Bir dakika. Aa, köy yağmalanıyor. Kim yağmalıyor abicim burayı? Evet tabii ki de Macarlar yağmalıyor. Her neyse, şu anda Osmanlı köylerinden bir şey toplamak, ordu toplamak zor gibi görünüyor abi. Güzel. 7 tane ordu topladık yanımıza Pınar köyünden. Harika haber. Hemen Gümüş köyüne de gidelim. Bence oradan da bir ordu çıkar bize. 4 tane de buradan çıktı. Harika. Toplamda 11 kişilik bir orduyu daha böylece yanımıza toplamış olduk dostlar. Güzel haberler ardı ardına gelmeye devam ediyor. Artık bence yavaştan Çanakkale kuşatmasına doğru hazırlıklarımıza başlayabiliriz dostlar. Bilmiyorum yani, artık ben hazır olduğumuzu düşünüyorum açıkçası. Barış Antlaşması. Bizans İmparatorluğu ve Bulgar Prensliği Barış Antlaşması imzalamışlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bizi o kadar da ilgilendiren bir haber değil aslına bakarsanız. Şimdi şu Çanakkale'ye gidelim. Tek bir korkum var abi. Bu süre içerisinde Karesi oğullarının beyleri ordularını yeniden toplamış, bir araya getirmiş olabilirler. Evet, Bagindi Kalesi mesela Elun Paşa tarafından şu anda kuşatma altına alınmış. Hemen gidelim Elun Paşa'nın ordularını Bagindi Kalesi'nin civarında keselim bakalım. Lan 23 kişiyle mi geldin? Gerçekten 23 kişiyle mi geldin yani? Şaka gibi ya, şaka gibi. Her neyse, hemen şununla bir savaşalım, halledelim abi. Şuraya bak, şuraya. Maşallah, benim ordularıma bak, ordularıma. Yani şu ordunun karşısına gerçekten 23 kişi mi dikildiniz kardeşim? 23 kişi şu ordunun karşısına mı dikildiniz ya? Ulan neredeyse 140 ordum var. 140 ordumun neredeyse hepsi atlı yani. Şu ordunun karşısına da 20 kişiyle dikilmezsin. Gelip de şu ordunun bir kalesini kuşatmaya çalışmazsın yani. Yapılacak akıl kârı bir iş değil yani bu, anlatabildim mi? Bu yüzden Karesoğlu paşalarının beyni olduğunu düşünmüyorum abi ben. Açıkçası. Şuna bir tane daha vuralım. Güzel, bunu da indirdik. Harika. Gel bakalım sen de gel. Öyle arkadan kaçak kaçak oynamak yok. Gel buraya. Tamam, güzel abicim. Bu da düştü. Sadece atı düşmüş gerçi. Tamam, kendisini de düşürdük. Harika. Şurada bir tane daha atlı var. Tabii 23 kişi ama tamamı atlı olduğu için biraz daha düşmeleri zor oluyor normal olarak. Her neyse, sorun değil abi. Biz bunlara büyük ihtimalle yaralı bile vermeden kazanırız. Ki öyle de oldu. Gördüğünüz üzere Bagindi Meydan Muharebesini bizler yine kazandık dostlar. Kime karşı savaşmıştık? Elhun Paşa'ya karşı. Yine bir galibiyet, bir zafer daha almayı bildik. Hemen şimdi ordularımızı yükseltelim seri bir şekilde. Gayet güzel. Bizans kıdemlisi, Osmanlı delisi ve Haçlı savaşçısı 2 tane. Gayet güzel abi. Şöyle yanımıza da şunu alalım. Bunu da yine pazarda satarız. Şimdi Çanakkale'ye gidelim bakalım. Çanakkale'de ne kadar ordu kaldı bir görelim. 270 kişilik Çanakkale ordusu, 23 kişilik Ali Mümin Gazi'nin askerleri, 13 kişilik Terfeli Ramazan Paşa ordusu ve 27 kişilik Hüsnü Paşa ordusu. Şimdi biz burada pusuda bekleyeceğiz abi. Onlardan bir tanesinin şehirden, Çanakkale'den çıkmasını bekleyeceğiz. Çünkü eğer çıkmazlarsa, şöyle bir bakıyorum. Blam ordu sayısı, Çanakkale'deki toplam ordu sayısı 300'ü de geçiyor abi. Ve 300 kişiyi ele geçirmek, almak o kadar da kolay olmayacaktır muhtemelen bizim adımıza. Osmanlı ve Eretna Barış Antlaşması imzaladılar. Kutsal Roma İmparatorluğu Memlük Sultanlığı'na savaş açtı. Yani duruma bak abi. Ta buradaki Kutsal Roma şu anda Memlük'e savaş ilan etti abi. Gerçekten inanılmaz. Gerçekten inanılmaz abi. Hemen Afşin'e gidelim. Maalesef Afşin'den de hala ordu toplayamıyoruz. Çanakkale'ye bir tekrardan dönelim bakalım. Karesi oğulları Küfür Gazi'yi verirsen 900 akçe öner. Ulan 900 akçe artık benim elimin kiri kardeşim, anlatabiliyor muyum? Daha elimin kiri bile değil yani, öyle söyleyeyim. Hala bana 900 akçe öneriyorsunuz oğlum, siz şaka mısınız lan? Neyse, buradan kimse dışarıya çıkmayacak mı hocam? Hadi artık. Bagindi Kalesi yakınlarında düşman grubu mu tespit edildi? Kim? Kim? Nerede o ya? Göstersin kendini. Nerede o? Korkmasın. Hani
Yani ben göremiyorum kardeşim, ben göremiyorum. Yani benim karşıma çıkacak kadar cesareti yok demek ki kendisinin. Her neyse ya, ben artık bu Çanakkale'yi galiba kuşatacağım abi. Galiba kuşatacağım yani artık. Artık yeter. Çok bekledik hocam. Çanakkale fethi için gerçekten çok bekledik. Yani başarabilir miyiz, yapabilir miyiz bilmiyorum. Emin olun bilmiyorum. Çünkü artık biliyorsunuz abi, oyunun zorluğunu %80'e kadar çıkardık. Yani artık inanılmaz zor gerçekten. Dolayısıyla ya inanılmaz zor diyorum da bu arada %80 aşırı zor oluyor mu bilmiyorum. Bence zor oluyordur. Çünkü %80 lan. Yani %100'e bile yakın neredeyse. Hani bilmiyorum. Ama en azından eskisine göre daha zor. Ve biz şu anda 140 kişilik bir orduyla 150'ye yakın ordunun karşısına çıkmaya çalışıyoruz abi. Yarına kadar bekle diyelim. Sabahı bekleyelim. Gayet güzel abi. Şimdi Çanakkale'yi kuşatıyorsun. Kentin yiyecek stokları 100 gün daha dayanabilir. Duvarlara saldırmaya hazırsınız. 140 kişilik Keremli Devleti'nin bu zafere inanmış orduları şu anda Çanakkale'nin surları önünde bekliyorlar. Fethe cesurca askerlerinle birlikte gir diyelim ve başlayalım bakalım dostlar. Umarım bizi bu harpte, bu savaşta bir zafer bekliyordur. Buradan alacağımız zaferle beraber Çanakkale toprakları artık bizim olacak ve ilk kez bir şehir kuşatmış olacağız dostlar. Aa, buradan giriyormuşuz. Oo, bunlar sağlam vuruyorlar. Harbi sağlam vuruyorlar. Bir tane yaralı verdik. Şu anda 5 de hasar aldık. Bir dakika, ben niye şu taraftan çıkmadım ki? Ben şu evet, bir tane de ölü oldu abicim bu arada. Yunan okçusunu kaybettik bir tane. Aa, bir dakika, buradan çıkamıyorum galiba. Dur, dur. Dur. Ya abi, bu hiç olmadı işte ya. Bu hiç olmadı. Ben en arkadan çıkıyorum. Bunu yapmayın ya. Bunu yapmayın abi. Ölürsünüz çünkü siz orada. Dur bakayım, belki girerler. Abi şu an çok kayıp verdik bu arada. Yani 2 yaralı 2 ölü verdik şu anda. Daha şimdiden daha savaş yeni başladı. Evet, 3 yaralı 2 ölü oldu. He tamam, karşıya da çok kayıp verdiriyoruz, orası ayrı mesele. Ama biz de şu anda daha şimdiden çok kayıp... Oo oğlum, bayağı bir kayıp veriyoruz lan. 8 yaralı 4 ölü. Abi 6 hasar daha aldım. Okçular bana fena vuruyorlar. Ya ben şu kaleye bir girsem aslında. Bir izin verseler, benim önümü bir açsalar, girsem şuraya. Gerçekten her şey çok daha güzel olacak. Bak, karşıya da ciddi kayıp verdiriyoruz. Şu an karşının 2 yaralısı 26 ölüsü var. Ama onların sayıları bizden çok daha yüksek işte. Sorun o. Sorun o. Onlar kaybetseler bile ordularını. Yani biz kayıp verdiğimizde onlardan daha çok hasar alıyoruz. Daha çok zarar alıyoruz. Anlatabildim mi? Yine de ben başarabileceğimize inanıyorum ya. Dur, bizim destek birlikler gelsin abi seri bir şekilde. Şu an çünkü sadece 30 kişi kaldı geriye. Evet, hala kayıp vermeye devam ediyoruz. Hatta biz onlardan daha fazla kayıp veriyoruz. Ama şu önümü artık bir açın be birader. Açın şu önümü. Düşmeyin bak aşağı sakın. Oo, bayağı sağlam vuruyorlar. Tamam tamam tamam. Hayır 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 hayır. Düşmemem lazım. Tamam tamam. Girdik girdik girdik. Çok güzel. Oo oğlum, ne vuruyorlar lan? Ne lan, ne oluyor lan? Oha. Ne oldu lan öyle? Babacım, ne vurdular lan öyle? Abi çok fena vurdular ha. Vallahi yani çok fena vurdular. Neyse tamam, çok ciddi bir kayıp vermedik yine ama yani demek ki o kadar da kolay olmayacak abicim bu iş. Demek ki o kadar da kolay olmayacak. Az önce kaybettiğimiz nadir savaşlardan bir tanesine şahit oldunuz dostlar. Genelde Keremli Devleti kazanmaya alışık bir devlet ama az önce biz bir kayıp yaşadık abi, evet. Yani şaşırılacak bir durum çünkü Keremliler genelde kaybetmez biliyorsunuz. Ama biz az önce kaybettik abi gerçekten de. Hani beklemiyordum. Beklediğim bir mağlubiyet değildi açıkçası. Ama karşımızdaki şehrin ordusu da bize göre gerçekten çok daha yüksek sayıdaydı. Dolayısıyla açıkçası kaybetmemiz de bir açıdan normal karşılanabilir abi. Hemen şöyle elimizdeki bazı malları satalım. Şöyle elimizdeki bazı kılıçları, botları vesaire, bunları hemen satalım seri bir şekilde. Gayet güzel. 263 akçe kazandık. Bence hiç fena değil abi. Ama bizim gerçekten acilen bu arada yani köylü toplamamız gerekiyor. Bizim ordu toplamamız gerekiyor. Bizim şu anda gerçekten buna ihtiyacımız var. Bu arada her an bir kalem kuşatılabilir abi. Şu anda Bagindi Kalesi yakınlarında hala düşman orduları cirit atıyor görünüyor. Sol taraftan gelen bildirimlere göre. Güzel, toplam 7 tane daha aldık yanımıza şey. Mahir Paşa vermiyorum kardeşim, kimseyi vermiyorum. Ben size paşalarınızı geri verirsem sizler de yeniden ordu toplayacaksınız kendinize. Ben neden kendi bacağıma sıkayım ki size ordularınızı geri vererek Allah aşkına. Tamam abi, gayet güzel. Şu Piulpa'ya da gelelim hemen. Bence oradan en az bir... Evet, Ahmet Emin döndü. Pekala cesur. Nihayet sizi bulabildim. İddianızı yaydım
ve gruba katılmaya hazırım. Hoş geldin dostum, hoş geldin. Gayet güzel. Şimdi raporlara bir bakalım. Karakter raporunu görüntüle. Evet, böylece idare hakkımız şu anda 9'a kadar çıkmış abi. Gayet güzel. Artık bence diğer devletler barış antlaşmamızı kabul etmeye daha sıcak bakacaklardır diye tahmin ediyorum. Bu yüzden en yakın zamanda bir Memlük beyine gidip, bir Memlük emirine gidip kendilerine bir barış antlaşması teklifi sunacağım. Şimdi Bagindi Kalesi'ne bir dönelim. Bagindi Kalesi şu anda Karesi oğulları tarafından kuşatılmış. Oraya seri bir şekilde dönelim. Osmanlı Beyliği ve Karesi oğulları arasındaki ateşkes sona erdi. Umarım tekrar savaşa girmezler. Bu arada bu sefer o kadar kâra geçemedik abi maalesef. Sadece 1100 dinarlık bir kâra geçebilmişiz. Yani öyle büyük bir kâr edemedik abi maalesef. Abi bir dakika, Leipzig Kalesi yakınlarında da başka düşman grupları var. Evet, Biga Kalesi de kuşatıldı. Biga Kalesi de kuşatıldı. Kötü haberler üst üste geliyor. Şimdi Bagindi hala kuşatma altında. Kaç kişisiniz abi? 34 kişi. Çok güzel. Çok güzel. Bak, buradaki 34 kişiyi meydan muharebesinde yeneriz. Böylece Çanakkale'deki ordu sayısı azalır. Sonra da Biga'ya gideriz. Oradakini de yeneriz. Gayet iyi abi. Gayet iyi. Şimdi kardeşim, teslim ol ya da geber. 143 kişiye karşı 34 kişilik bir orduyla kendilerini savunmaya çalışacaklar. Yani yapmaya çalıştıkları şey, başarmaya çalıştıkları şey neredeyse imkansız bir şey abi. Dolayısıyla bu savaş bizim galibiyetimizle sonuçlanacak. Çok da yani bunu düşünmeye, tartmaya gerek yok bence. Çok güzel. Ata 109 vurduk. Oğlum bayağı kalabalık geliyorlar lan bu arada. Oo, ne yedim ben öyle? Ne yedim ben öyle? 34 hasar aldım bir anda. 34 hasar aldım. Eyvahlar olsun. Öyle bir girdiler ki arkadan kargıyla. 34 hasar aldım abi bir anda. Çok güzel. Bir tane daha vurduk. Harika. Bak bak bak. Burada Memlük ordusu da var ha bu arada. Bak şu. Bunu Memlüklerden çalmışlar. Nerede görsem tanırım bu Memlük ordusu. Evet, bir tane yaralı verdik. O da Ahmet Emin zaten. Ahmet Emin yaralanıyor abi zaten sürekli. Ona alıştık zaten. Bak, arkadan ok atan birileri falan da var. Güzel, ona da vurduk. Harika. Evet dostlar, kayıt sırasında nedenini anlamadığım bir sorun oluştu. O yüzden az önce video yine bir kesildi. Ama şu anda bir sorun yok gibi görünüyor. Kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şu ana kadar Ahmet Emin Aliş hala bir kayıp vermedik abi düşmana karşı. Dolayısıyla gerçekten oğlum atı vurdu lan az önce. Adam sebepsiz yere bizim eleman, bizim asker atı vurdu lan. Vay arkadaş, kaç kişi kaldı düşmandan? Sadece bir kişi kalmış abi, gayet güzel. O kalan bir kişi de galiba şuralarda, çünkü bütün ordumuz oraya koşturuyor şu an. Evet abicim, savaş bitti, gayet güzel. Hiçbir kayıp vermeden, yani Ahmet Emin hariç hiçbir kayıp vermeden şu anda düşmanı, Hüsnü Paşa'nın ordularını mağlup etmeyi başardık ama Hüsnü Paşa'yı da maalesef elimize geçiremedik. Şimdi hemen Biga Kalesi'ne gidelim abi. Sakarya'da Emir Nuam tarafından kuşatılmış abi. Bu da birazcık sıkıntılı bir haber. Keşke olmasaydı yani böyle bir şey. Bir dakika, ben şu anda bu elemana niye tıklayamıyorum? Buradaki Elun Paşa. Gel bakalım Elun Paşa. Oğlum ben seni daha kaç kere yeneceğim lan? Seni daha kaç kere yeneceğim lan ben? Bu sefer de 26 kişilik orduyla gelmiş abi. Yine yeneceğiz. Yani bu Elun Paşa gerçekten, bak diğer paşaların artık isimlerini hani çok ezbere bilmiyorum. Anlatabildim mi? Ama Elun Paşa'nın artık ismini ezberledim. Ya Elun Paşa bizim için böyle antrenman gibi bir şey oldu abi. Arada bir canımız sıkılıyor. Antrenman sahamıza gidip Elun Paşa'yı dövüyoruz yani. Gerçekten artık durum buna evrildi. Yani Elun Paşa kendisi bundan rahatsız olmuyor mu? Ya ben bunların karşısına çıkıyorum yeniliyorum. Ya yenilen pehlivanın güreşe bu kadar da doymadığını ben ilk defa görüyorum ya. Gerçekten inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Gel bakalım, gel. Tamam abicim, bir tane daha düşürdük. Harika. Çok güzel. Tabii artık zorluğu bu kadar çok yükseltince normal olarak kale kuşatmalarının da zorluğu epey bir arttı. Yani en son Çanakkale'yi kuşatma denememizi gördünüz abi. Adamlar bir tane vurup indirdiler beni gerçekten. Yani o derece iyilerdi. O yüzden bundan sonra kale kuşatmaları, şehir kuşatmaları demek ki o kadar da kolay olmayacak. Artık bunun farkında olmamız gerekiyor. Evet, Elun Paşa'ya karşı bir zafer daha aldık. Zaten artık dediğim gibi yani zaferleri sayamıyorum gerçekten de. Ve Elun Paşa bizim elimize esir olarak düştü abi. Gayet güzel bir haber, harika. Şimdi hemen ordularımızı yükseltelim. 19 tane Bizans yayası, 5 tane Kayı Alpi, 3 Bizans kıdemlisi, 2 Bizans kahraman çavuşu, 2 Osmanlı delisi, 5 Haçlı savaşçısı, 1 Haçlı atlısı, 1 Osmanlı akıncısı, 1 tane de Osmanlı solağı. Böylece elimizde Osmanlı solağı ordu sayısı 2'ye yükselmiş oldu dostlar. Gayet güzel. Hemen şimdi bu sefer de Sakarya'ya gidiyoruz abi. Çünkü Sakarya'da şu anda Memlük emirleri tarafından kuşatma altında. 134 kişilik bir Memlük birliği. Zorlar mı bizi? Bence zorlamaz. Hemen bununla bir barış deneyelim. Yok abi, hala barışı kabul etmiyorlar. Ben o zaman şu Ahmet Emin'i bir tekrar yollayayım. Sevgili Ahmet Emin, gel bakalım buraya. Bir sorun var. Tekrardan yapamıyormuşuz abi. Tekrardan yapamıyormuşuz aynı şeyi. Tamamdır o zaman. Şimdi Emir Nuam, gel bakalım buraya. Ya teslim ol ya da geber. Evet, bu sefer biraz daha büyük bir art dostlar. Yani 143 kişiye karşı 134 kişiden bahsediyoruz. Hani gerçekten başa baş, dişe diş, kora kor olabilecek bir harple bu sefer
Emir Nuam'ın karşısına çıkıyoruz. Ben artık Memlük Sultanlığından bize karşı başka bir kuşatma geleceğine, bizim Osmanlı solanı direkt düşürdüler abi. Ben artık bunlar tarafından bize başka bir kuşatma geleceğine inanmıyordum ama hala anlaşılan derslerini almamışlar. Hala bizim topraklarımızı, bizim kalelerimizi kuşatmaya çalışmaya devam ediyorlar abi. Yani gerçekten bunlar dersini almazlar. Kesinlikle. Çok güzel. Hayır. Ay. Tek yedim abi. Tek yedim. Abi bir dakika, ayrılalım biz bir buradan. Ayrılalım buradan, bekleyelim birazcık, bizim bir canımız iyileşsin. Dur, Sakarya'ya girmesinler ama sakın. Dikkat edelim. Tamam, bizim canımız kaç oldu? %10. Tamam, bana var ya. Bana ciddi diyorum, %10 yeter abi. Ben %10'la bunları yenerim, ciddi söylüyorum. %10 canımla bunları yenerim ben. Hadi bakalım. Zaten daha savaş kısacık sürmüş olmasına rağmen. Bak bak, bir de az önce gördünüz mü abi, bize kaçtın falan dedi. Oğlum senin var ya, sakalını bıyığını çekerim ha. Gel lan buraya. Kaçtın dedi lan bize Kerem Sultan'a, sen kaçtın dedin. Gel buraya, gel sen bir bakalım, sen dersin daha tam almamışsın, gel buraya gel. Bana kaçtın dedi ya, bana. Kerem Sultan'a kaçtın dedi ya. Savaş meydanından kaçan askerleri birer birer doğrayan bir sultana az önce kaçışını izledim dedi ya. Gel lan buraya gel, %10 canımla sizi yeneyim de siz bir dersinizi alın abi. Tamam, birazcık geriden savaşacağım mecburen, yapacak bir şey yok yani ama. Ama sizi de büyük bir zevkle yeneceğim abi, gerçekten. Büyük bir zevkle yani, gerçekten. Çok güzel. Çok güzel. Atını düşürdük. Harika. Gel bakalım buraya gel. Aman aman, çok yaklaşmayalım biz yine de. Çünkü birazcık hasar alırsak ölme ihtimalimiz çok yüksek. Ahmet Emin tabii ki de yine bayıldı abi. Şaşırdık mı? Tabii ki de hayır. Ahmet Emin zaten bu ordunun içerisinde bayılmak için var. Başka bir sebebi yok yani Ahmet Emin'in bu grupta olmasının. Geliyor, bayılıyor ve gidiyor. Çok güzel. Birini daha kestik, hem de kafasını kestik abi direkt. Bayağı sağlam kayıp verdiriyoruz. Ne oldu lan? Emir Nuvas. Nuvas mıydı? Nuam mıydı? Ne oldu lan? Kaçtın diyordun. Bir daha konuşsana kardeşim, bir daha konuşsana, ben senin konuşmanı dinlemek istiyorum ya şu anda. Evet, bir tane ölü verdik bu arada, bir tane Osmanlı akıncımız öldü maalesef. Olur öyle şeyler, olur, sorun değil. Sorun değil. Tamam, aman aman, buralarda hasar alma ihtimalimiz çok yüksek abi, dikkat edelim. Hasar almayalım, şu arkadaki okçuları vuralım. Bu arada biz ciddi kayıp vermeye başladık yine. Gel bakalım, seni de vuralım, çok güzel. Sen de gel kardeşim. Of, çok iyi vurduk abi ona, harika. Harika. Moralim birden yeniden yerine geldi. Yeniden yükseldi. Harika. Abi tekte 19 vurdu herif ya. Yine tekte 19 vurdu ya. Sadece 9 kayıp verdik. Karşı 76 kayıp verdi. Tamam, siz saldırın abi. Abi 10 kayıp verdik. Devam edin. 6 kayıp daha verdik. Tamam, kazandık. Kazandık ama verdiğimiz kaybın da haddi hesabı gerçekten yok yani. Çok ciddi kayıp verdik abi maalesef. Maalesef çok ciddi kayıp verdik. Tamam, olsun olsun. Düzeleceğiz, düzeleceğiz. Düzeleceğiz, olacak. Olacak. Oy, güzel bir zırh düştü abi elimize. Bunu pazarda iyi fiyata satarız. Dur bakalım. 44-19, 47-22, tamam. Bizim zırhımız daha iyi. 249 akçe kazandık. Gerçi hala 126 kişiyiz. Lan hala da aslına bakarsanız hani kalabalık bir grubuz yani, öyle çok büyük bir düşüş de açıkçası yaşamamışız abi. Yani gayet güzel, hala büyük bir sorun yok ortada. Gayet iyi. Yani artık bu Memlükler, Memlüklerin emirleri ne zaman sıkılacaklar yenilmekten, gerçekten inanın bana bilmiyorum. Bu arada bizim artık acilen bir köle tüccarına ihtiyacımız var. Hemen Söğüt'e gidelim, Han'a bir girelim. Bakalım burada bir köle tüccarı bulabileceğiz mi? Maalesef yok abi. Burada sadece Büyük Selçuklu piyadesi var. Onun haricinde Domaniç'e gidelim. Domaniç'te de bir arayalım, soruşturalım. Belki buradan bir tane buluruz köle tüccarı. Evet, bulduk abi. Abi gayet güzel. Şimdi sevgili köle tüccarı, sana satacağım bayağı bir esir var kardeşim benim elimde. Tanesi 150'den 3 tane Memlük uzman atlısı. Bakalım kaç akçemiz olacak bu satışlardan sonra. 3500 akçe. Tanesi 170'den 1 karesi okçusu. Tanesi 192'den 4 Memlük kıdemli okçusu. Gayet güzel, 4500'lu katı oldu. Tanesi 150'den 9 tane al. Hemen sat hepsini. Çok güzel. Tanesi 96'dan 2 tane. Tanesi 140'dan 6 tane. Harika. Tanesi 60'dan 1 tane. Tanesi 228'den 4 tane. Bu muazzam. Çok iyi. Zaten geriye kalan bütün esirlerimizin tamamı paşalar ve emirlerden oluşuyor. O yüzden başka yapacağımız bir şey yok abi. Şu anda 7870 akçe paramız oldu. Gerçekten muazzam. Şimdi benim gidip daha da fazla ordu toplamam gerekiyor abi. Yani gerçekten benim şu anda artık daha da fazla orduya ihtiyacım var. Yoksa biz bu Çanakkale fethini, Çanakkale kuşatmasını asla tamamlayamayacağız. Böyle de bir gerçek var maalesef ortada. Şimdi burada 43 kişilik Ali Mümin Gazi ordusu var. Biz gidelim Bagindik'te birazcık bekleyelim ve etrafı inceleyelim, izleyelim, tamam mı? Bunlardan bir tanesi şehir
birden çıkarsa direkt onu pusuya düşürelim abi. Direkt pusuya düşürelim. Karamanoğulları Moğollara savaş ilan ettiğini açıkladı. Oha, savaşa bak. Karamanoğulları ve Moğollar. Çok alakasız iki devlet birbiriyle savaşta şu anda. Oha! Karesioğulları Beyliği, eğer ona Karesi Ömer Bey isimli esirini satmak istersen sana 11.100 akçelik gümüş öneriyor. 11.100 akçe, ama Karesi Ömer Bey Karesioğulları Beyliği'nin kralı direkt. Yani direkt sultanları. Şimdi bilemedim. Cazip bir teklif. Vallahi bilemedim abi. Şöyle yapalım. Öneriyi kabul edelim, tamam mı? Sonra biz zaten Karesi Ömer Bey'i yine teke düşürürüz bir şekilde. Tamam abi, sattık. 11.000 dukat aldık. 18.000 dukatımız oldu abi. Hatta 19.000 dukatımız oldu bizim şu anda. Gayet güzel. Şimdi onu teke düşüreceğiz abi tekrardan. Yani o Karesi Ömer Bey'i yine tekrardan teke düşüreceğiz biz bir şekilde. Şimdi Çanakkale'ye bir bakalım. Karesi Ömer Bey orada mı? Yo, burada değil. Acaba nereye gitti lan Karesi Ömer Bey? Bu elemanı benim teke düşürmem lazım yani gerçekten. Her neyse, ben burayı tekrar kuşatacağım abi. Bir dakika, benim canım full mü şu anda? Yok, %49. Benim biraz daha beklemem gerekiyor. Memlük Sultanlığından Emir Ukayis Bergama köyünü yağmalıyor. Bergama köyü nerede hocam? Gel bakalım buraya, gel. Gel bakalım buraya. Ay, o kaç tane ordu geldi orada? Aa oğlum, bu ne lan? Beyler, benle bir barışsanıza Allah rızası için. Ya oğlum, barışın lan benle vallahi lan. Abi o Biga'ya gelen ordular neydi lan? Oha, bunlar ne? Gerçi tamam, o kadar da çok yüksek değiller ama yani abi, siz benimle niye barışmıyorsunuz Memlükler ya? Allah aşkına be kardeşim. Ya gerçekten şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi ya. Aslında ben bunları var ya, meydan muharebesinde daha kolay yenerim abi. Evet, o yüzden. Gerçi Biga Kalesi de zaten savunması çok yüksek bir kale. O yüzden kalede savunsak daha iyi olur. Çünkü meydan muharebesinde büyük ihtimalle çok fazla kayıp veririz abi. O yüzden savunmayı kalede yapacağım ben artık, eminim. Ama artık yavaştan bu bölüm burada noktalayalım dostlar. Bir dahaki bölüm Memlük emirleriyle gerçekleştireceğimiz kale kuşatmalarıyla, daha doğrusu kale savunmalarıyla yeniden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur dostlar. Eğer videoyu beğendiyseniz bir like atmanız ve kanala abone değilseniz abone olmanız yeterli. Açıklamadaki linklerden de Discord sunucumuza katılabilir ve Instagram hesabımı takip alabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bye bye.